İsmim Mehmet Yağmur. Malatya. Merkez doğumluyum. ...59 yılında İstanbul'a kaçtım, gittim. 17 yaşındaydım. Gitti ki ortalarda... ...Beyaz Kapısı'nın önünde, Kapalı Çarşı'da... ...kalem, tarak, defter sattık, bilmem ne yaptık. Sonra bir gün... ...bir zabıtanın yüzünden zabıtaya vurdum, kaçtım. Zabıtayı dövdüm, kaçtım. O zaman zabıtaya... ...eline geçersen öldürürler seni. Bu 57-59 senesi. Gittim. Beyoğlu'nda geziyorum. Sokak sokak girdim. İşte Ars sinemasının olduğu sokağa, yani Yeşilçam sokağına girmişim. Sinema arıyorum ben. Film seyredeceğim. Gidip sinemaya gideceğim. Afişlere bakarken bir kişi sırtıma vurdu. Döndüm, bizim Maratyalı. Onun da ismi Mehmet. Hayırdır dedi. Mehmet niye geziyorsun dedim. Ulan oğlum geziyorum. Zabıtayı dövdüm, kaçtım dedim. Sinemaya gideceğim dedi. Bana da diyorlar ki o zaman, la Mehmet Yağmur yakışıklısın, artist olursun falan. Öyle de yani bir deyim var bize. Dedim ki yok ya, ben çalışmam falan. İlla dedi sana bir iş bulayım. Çalışmam dedim ya, ben sinemaya gideceğim. Dedi ki, Mehmet bak dedi, film çekecekler ha dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. 10 lira yevmiye dedi, ben günde 50-60 lira para kazanıyorum. 10 liraya çalışır mıyım? Gelmem dedim. Dedi ki film çekecekler, sinema filmi dedi. Film deyince benim kulaklarım oynadı. Geliyorum dedim, gittim. Elektrikçiliğe başladım. Işıkçılığa yani. Bir iki ay yaptık. Ondan sonra Birsel Film'e, sete geldik çalışmaya. Birsel Film, Belgin Doruk'un. Belgin Hanım Allah razı olsun. Evladı gibi de sevdi bizi. Ve yine söylem demiş ki, bu Anadolu çocuğu demiş. Bunu demiş, al yazan, ey yazan de çalışsın. 60'ta oraya girdim. Zeki Müren'le bir film yapıyorlardı. Neydi? Kırık Plak mı? Yok. Ya isimlerini unutuyorum. Söylerim aklıma gelirse. Ondan sonra onu çektik. Ben de orada uşak oynadım. Filmde. Hayat bazen tatlıdır. Hayat bazen tatlı. Ondan sonra tabii 17 yaşında bir çocuk, 18 yaşında. Geldim yaz ayında, 63'e kadar yaz ayında çalıştım. 63'te asker oldum. 67'de 68'de tekrar kaçtım. Terk ettim. Malatya'ya gittim. Aynı yazıya tekrar başladım. Müstehcen olarak çalışıyorum yani, işçi. Yazıhane temizliğini falan filan yapıyorum. Yazıhaneye bakıyorum. 70 yılına kadar. 70 yılında demek ki bahsettiğimiz Yılmaz Duru abimiz, Duru filmi sahibi, hanımı da çok popüler. Beni aldılar, şeye götürdüler. Antalya'ya. Antalya'ya gittik, film çekiyoruz. Prodüksiyona bakıyorum, set amirliği yapıyorum. Dedi ki, çalıştık, ettik, eyledik. 3 günlük işimiz kaldı. Bir sanatçı gelecek. Kötü adam oynayan bir sanatçı gelecek. Mustafa isimli bir arkadaş gelecek. Gelmedi. Gelirdi, gelmezdi, gelirdi, gelmezdi. Gelmedi adam. Dedi ki, Mehmet oğlum, aç kaldık dedi ya. Konya altı mıdır, dağ altı mıdır orası? Orası o zaman denizdi. 6 sene yazlık bina vardı. Dedi ki oğlum aç kaldık dedi ya. Bu gelmezse dedi biz ne yapacağız? Gelmeyecek dedi. Gel sen oyna dedi. Ben nasıl oynayayım dedim abi. Ben ince, zayıf, böyle dal gibi bir çocuğum. Zeynep Aksu. Ben bunu nasıl taşıyayım dedim. 90 kilo kadın. Aslan gibi kadın. Ben taşıyamam dedim. Kaçırma falan var filmde. Ben yapamam dedim. Yaparsın da yapamam dedim. Sonra ben bir başka şey teklif ettim kendisine. Başım üstüne dedi. Ne istediysem peki dedi. Ders sabah gittik. Bizi giydirirler, miydiler işte dağ adamı falan diye. Kavga mavga çektik. Tekrar girdik İstanbul'a. Rahmetli Hüseyin Baradan dayım olurdu benim. O kadar ki yakındık. Hulusi Kent ben babam, o da dayımdı. Hüseyin Baradan dedi ki, Mehmet geldin mi oğlum? Geldim dedi. Birsel Film dedi, yazın filme başlıyor. Gel prodüksiyon amirliği yap dedi. İyi para o zaman, 250 lira haftalık alıyoruz. Olur dedim. İşleri ayarlarken
Arif abi var, ilk bana işi veren adam. Demiş ki o gelemez demiş. O çalışamaz. Niye? O sanatçı oldu, artist oldu demiş. Meğerse Yılmaz abinin yaptığı filmin afişlerine gitmiş, bakmış ki ve Mehmet Yağmur yazmışlar. Hmm. Bilal İnci ve Mehmet Yağmur yazmışlar. Benim haberim mi tabii? Afiş mafiş basıldığına haberim yok. Öyle bir şey olacağını da düşünemiyorum. Aklıma bile gelmiyor. Oturuyorduk böyle, dedi ki sen dedi çalışamazsın. Çalışamazsın. Bir de kafasına şey vurdum adamcağızı, kürse vurdum. Sen benim ekmeğimle oynuyorsun. Sonra gittim afişe falan baktım ki benim ismim Mehmet Yağmur, zirvede. Daha bana daha şey hambalık yaptırabilirler mi? O gün sonra, ondan sonra 60 lira mı 70 lira mı yemeğiyle filmlerde kavgacı olarak başladık. ...70 yılı dedi Mehmet Yağmur olduk. Nasıl olduysak Mehmet Yağmur olduk. Tabii yönetmenlerimiz Osman abi, Osman Seden, Osman Faik Seden, Natuk Baytan, isimleri daha hepsi, Remzi John Türk, Yılmaz Atadeniz. Yılmaz Atadeniz amcamız, dayımız zaten o zaman. Allah işlerini nasıl getirsin, ölenleri de Allah rahmet eylesin. Gidiyorduk, biraz da kendimizi sevdiriyorduk. Allah yüzümüze baktı. 78'de işte artık İstanbul'u terk ettim. Tabii Mehmet Yağmur olduk. Yılmaz Güney'in 14'lisi devamlı benim elimde. Yılmaz abi de zaten ta dar filmden beri tanışıyoruz. Yani 60'lardan beri. Derken baktım ki 78'de beni İstanbul'da yiyecekler. Galerim malerim var. Hepsini dağıttım. Şeye kaçtım. Ankara'ya. Kalktım cebimde 50 lira var. 50 lira ne Malatya'ya geldim. Ve ikinci hayat burada başladı işte. Şimdiki senin bildiğin hayatı yaşıyoruz. Allah'a çok şükür şimdi 3 tane çocuğumuz var. Her birisi bir yerde. Okuttuk. Günümüzü gün edip sahnede ismim var. Resmi? Benim şeyde Golgol'da baktığın zaman hayat hikayemi biraz yazmışlar. Oğlum. Onu da yazar. Yani benim ismim olan filmler. 110 tane filmim var. Ya o zaman bizden başka kötü adam yoktu ki. Erol abi, ben. Bilal İnci. Turgut abi. Hayat Hamzaoğlu. Kenan Pas, Allah rahmet eylesin. Dört dörtlük insandı ya. İşte böyle bir yaşantımız oldu.
Gelinimi şeye götürdüm, imtihana götürdüm. Oturuyorum böyle, senin gibi bir abi geldi yanıma oturdu. Selamun aleyküm, aleyküm konuştuk. Adam dedi ki, beyefendi ben sizi tanıyorum dedi ya. Sen kimsin dedim, tanıyasın, sen benim yaşımda değilsin, bir şey değilsin dedim. Espri yaptım. Dedi ki, ben Ankara'nın yerlisiyim ve seni de iyi tanıyorum dedi ama çözemedim dedi. Dedim ki, benim adım Mehmet Yağmur. Tamam dedi ya, tamam. Sen eski kötü adamsın değil mi dedi. Dayak yersin, dayak atarsın. Kızları geldi, onlar da üç tane çocuklara varmış, imtihana girmişler. Tanıştırdı falan. Böyle şeyler her yerde oluyor. Ben burada doktora bile diyorum ki, doktor bey, iyi ki bir diplomanız var, doktor olmuşsunuz diyorum ya. Karşınızdakini değirmenci mi sanıyorsunuz diyorum. Vallahi Işıl Hanım'a gittim öyle söyledim. Kızcağız benim canımı kurtardı, hayatımı kurtardı. Ona gittim dedim ki, böyle bile, sen dedim beni hiç tanımıyorsun dedim. Nasıl şeye, internete girdi. Mehmet amca, ben ne bileyim ki dedi, sen bu yaşta, şimdi kendin dedesi yaşındayım. Vallahi kötü adam olmak her adamın karı değil. Her adamın işi de değil. Her adam kötü adam da olamaz. Çünkü o yapılan işte şey olacak, böyle alımı olacak, bilgisi olacak. Yetenek. Yeteneği olacak. Niye? Yumruğu yedin. Nasıl şişeceksin yere? Takla at diyor ya, yuvarlan. Yanlış dediği zaman kolunu kırarsın, kafanı kırarsın, gözünü çıkarırsın. Bunları bilemezsen kavgacı olamazsın. Ve bize 100 lira yemeğe veriyorlardı. Çok iyi paraydı. 1970'li yıllarında çok iyi paraydı. 100 lirayı aldık mıydı zaten her taraf bizimdi. Günde 2-3 filmde oynuyorduk. Kötü adam. Bizden başka kimse yok zaten. 30 kişi miydik? 35 kişi bir kadromuz vardı. Kötü adamlar. Her filmde? Evet, çevir bunlar oynuyordu. Bir de yönetmeninle anlaşabilenleri yönetmenler çağırıyordu. Mesela beni şey çağırmazdı, neydi o adlarını unutuyorum ya. Dedi ki, Mehmet Yağmur gelmesin, o bana söger diyordu. Çünkü yanlış yapıyorlardı. Bizi sevenler de bizi çağırırdı, her filmde oynatırdı. Avantür filmlerinde. Tabii, zaten bizimkisi hep avantür. Başka yok. Kapalı Çarşı'da ben tarak defteri satarken, bir de ben kendimi Geçişem Sokağı'nda buldum. Geldim tesadüf, ben gittim ışıkçılıkta çalıştım. Yalnız gözüm karaydı. Atla atla, düş düş, vur vur, kır kır. Hiç korku yok. Hani bu bir Allah vergisi. Anthony Quinn denen zat beni Hilton'da ağırladı böyle. Oğlum dedi, senin gibi 5 tane dedi benim elimde İtalya'da adam olsun dedi. Dünyayı yıkarım dedi. Biz böyle de çalışıyorduk. Kavganın aslında zesini biliyorduk. Hani nereden vurursun, nereden gidersin? Bunu yapamazsın abi, olmaz. Çekemezler. Onun için de yerimiz vardı, bir kariyerimiz vardı. Orayı da koruduk. Tabii koruyabildiğimiz kadar. Mesela Yılmaz Köksal, Şişli sinemasının altında çalışıyoruz. Ayağı bir kaydı rahmetlinin. Şuraya bir yumruk attı. Ben dedim gözüm çıktı. Gitti. Yine tabii kar mar getirdiler, buz getirdiler, kış günüydü. Düzelttik falan. Bir de şey, neydi o? Oski denen Hüseyin Zan vardı. Hüseyin Zan. Hı, ağabeyimiz. Bağlıyım. Bağlı adama dayak atıyorlar. En kolay bir iş. Bağlı adam boynunu bağlamışlar. Benden şeyi söylüyorlar. Başrol oynayan oyuncu şeydi, İranlı. İmam Beyefendi. Yok, şey. Cihangir Gafari. Cihangir Gafari. Cihangir'i başrol oynuyor. Kovboy filmi çekiyoruz. Beni sorguya alıyorlar. Bağlamışlar. Oski de beni, bana işkence yapıyor işte. Söyle, söyle, söyle. Bana böyle duruyor ya, bir yumruk attı öyle oranma. Yüm, benim burnum kırıldı. Orun gitti. Şimdi Hüseyin Zan, Allah, bilmiyorum yaşıyor mu, yaşamıyor mu, haberim yok. Allah vefat etti. Allah rahmet eylesin.
En son oğlu burada askerdi, geldi yanıma. Mehmet'i bırakmayın dedi ya. Aman çözmeyin Mehmet, burnum da kan böyle fışkırıyor. Bırakmayın dedi. Bıraksanız dedi, bu beni öldürür bu adam. Kasıtlı vurmuş gibi oluyor, biliyor musun? Aslında yok. Birkaç tane öyle şey olduk mesela şeyde, balkoşluğunu çekerken ölümlerden döndük. Köprüden bizi bir aşağı atmaları var. Behçet Nacar, Camoko vuruyor. Cüneyt'ten beni, bizi, 7 kişiyi suya atıyor. Dalaman çayına. O Dalaman çayı yarım metre derinliği. Altı beton. 15 metreden biz aşağı düştük. İpi kestiler, biz düştük. Patır patır. Ve canlı çıktık. Canlı çıktık. Ona göre düştük. O kadar da işimiz sert. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdiki aklım olsa bir sahnede oynamazdım. Bir tanesinde bile oynamam. Canınla düşüyorsun abi. O zaman demek ki bizde bu da yokmuş işte. Gençliğin getirdiği yaşantı. Bizim yaptığımız, bizim sanatçılığımızı şimdiki oyuncuların bir tanesi yapamaz. Ve yapmıyor da. 10 tane kameranın karşısında, 20 tane kameranın karşısında 20 defa çekiliyor, bir defa oynuyorlar. Biz şu kadar Arif Lex. Tekrarı yok değil mi? Arif Lex. Tabii. Tekrar yapamıyorsun. 1300 metre film vermiş, 1100 metrede film yapılıyor, 200 metre skarta yapabilirsin. Şimdi koca bir film çekiliyor. Şimdi dijital ortamda istediğin kadar. Şimdikiler paralarıyla, zenginlikleriyle gidiyorlar. Oyunculuk yapıyorlar ve benim gözümde oynuyorlar. Yani sanatçı değiller. Birkaç tanesi hariç. Hani yerleşip de böyle yer yapan. Mesela şarkıcı, şey, türkücü. Emrah. Yok. Emrah. İbrahim Tatlıses. Gelenlerini söylüyorsun, çok sevdiklerim. İbrahim'i çok severim. Şey, bu İstanbullu Kız diye bir dizi var. Özcan Deniz. Bunlar bir yere geldiler, yapıyorlar ve güzel de yapıyorlar. Kavgacılıkta parayı kazanıyorsun. Şimdi diyorlar ki kavgacılar hep açlıktan öldü. Doğru söylüyorlar. Açlıktan öldüler. Ben niye ölmedim açlıktan? Çünkü ben aldım bir taraftan kendimi yürütebildim. Sen 24 saat içeride evin yok, yatacak yerin yok, hanımın yok, çocuğun yok, sigortan yok, hiçbir şeyin yok. Bu adamın 40 yaşından sonra sonu ne olur? Darlarısı olur. Ya da tutunma şansı. Darlarısı olur abi, gidecek işte bakım evinde falan, o da alırlarsa. Hiçbir şeyin yoktu. Hepsi o İbrahim Kurtlar, bilmem kimler, hepsi Allah rahmet eylesin. Öyle geldi, öyle gitti. ...9 yılında İstanbul'a kaçtım, gittim. 17 yaşındaydım. Gittik ortalarda... ...Beyaz Kapısı'nın önünde, Kapalı Çarşı'da...
Kalem, tarak, defter sattık. Bilmem ne yaptık. Sonra bir gün bir zabıtanın yüzünden zabıtaya vurdum, kaçtım. Bana da diyorlar ki o zaman, la Mehmet Yağmur yakışıklısın, artist olursun falan. Öyle de yani bir deyim var bize. Film çekecekler, sinema filmi dedi. Film deyince benim kulaklarım oynadı. Geliyorum dedim, gittim. Elektrikçiliğe başladım. Işıkçılığa yani. Kötü adam oynayan sanatçı gelecek. Mustafa isimli bir arkadaş gelecek. Gelmedi. Gelmedi adam. Dedi ki, Mehmet oğlum, aç kaldık dedi ya. Konyaaltı mıdır, dağ altı mıdır orası? Orada olsa o zaman denizdi. 6 sene yazlık bina vardı. Dedi ki oğlum aç kaldık dedi ya. Bu gelmezse dedi biz ne yapacağız? Gelmeyecek dedi. Gel sen oyna dedi. Ders sabah gittik. Bizi giydirirler, miydiler işte dağ adamı falan diye. Kavga mavga çektik. Tekrar girdik İstanbul'a. Ve Mehmet Yağmur yazmışlar. Hmm. Bilal İnci ve Mehmet Yağmur yazmışlar. Benim haberim mi tabii? Afiş mafiş basıldığına haberim yok. Öyle bir şey olacağını da düşünemiyorum. Aklıma bile gelmiyor. Sonra gittim afişe falan baktım ki benim ismim Mehmet Yağmur zirvede. Daha bana daha şey hambalık yaptırabilirler mi? 60 lira mı 70 lira mı yemeğinden filmlerde kavgacı olarak başladık. 70 yılı dedi Mehmet Yağmur olduk. Nasıl olduysak Mehmet Yağmur olduk. Tabii ellerine Malatya'ya geldi. Ve ikinci hayat burada başladı işte. Yani benim ismim olan filmler, 110 tane filmim var. Ya o zaman bizden başka kötü adam yoktu ki. Erol abi, ben, Bilal İnci, Turgut abi. Bak, dayak atarım, para alırım. Dayak yer, para alırım. Hangisini istiyorsan ondan olalım falan diyorum. Dayak yiyerek emekli oradan olmadım. Emekli buradan oldum. Vallahi kötü adam olmak her adamın karı değil. Her adamın işi de değil. Her adam kötü adam da olamaz. Günde 2-3 filmde oynuyorduk kötü adam. Bizden başka kimse yok zaten. 30 kişi miydik? 35 kişi bir kadromuz vardı. Kötü adamlar. Her filmde? Evet, çevir bunlar oynuyordu. Kavganın aslında zesini biliyorduk. Hani nereden vurursun, nereden gidersin? Bunu yapamazsın abi, olmaz. O Dalaman Çayı yarım metre derinliği, altı beton. 15 metreden biz aşağı düştük. İpi kestiler, biz düştük. Patır patır ve canlı çıktık. Bizim sanatçılığımızı şimdiki oyuncuların bir tanesi yapamaz. Ve yapmıyordu. 10 tane kameranın karşısında, 20 tane kameranın karşısında 20 defa çekiliyor, bir defa oynuyorlar. Allah yüzünüze baktı. 78'de işte artık İstanbul'u terk ettim.